Bu Labant, İzzet Baysal Üniversitesi'nce ilk kez 2017 yılında tasarlanan elektrikli araç Ayvaz'ın 5. versiyonu Ayvaz Neo, yenilenen tasarımı ve yüksek performansıyla Teknofest Karadeniz'de yer alıyor. Üniversite bünyesinde 2017'de TÜBİTAK yarışmalarına katılmak üzere kurulan Ayvaz Elektromobil Takımı, Ayvaz adı verilen ilk aracını üretti. Daha sonraki yıllarda aynı yarışmaya katılmak üzere Ayvaz'ın yeni versiyonlarını yapan üniversite öğrencileri aynı yarışmada her yıl yeni dereceler kazandı. Bilgisayar, elektrik, elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin güç birliği yaparak ürettikleri elektrikli araç, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden Teknofest Karadeniz'de tanıtılıyor. Vatandaşlar festival alanında tur attıkları elektrikli araçla hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Bu Labant, İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Ayvaz Elektromobil Takım Kaptanı Serhat Ekinci, Ayvaz Neo'nun TÜBİTAK tarafından İzmit Körfez pistinde düzenlenen yarışmada tasarım ödülü aldığını söyledi. İlk aracımız yine fiberglass kasaydı fakat ağırlığı daha fazlaydı. Özellikle üniversite olarak girdiğimiz bu projede tam olarak neyi ne zaman yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Paranın tam olarak harcanması, tam bir ekip ruhu, bunlar konusunda çok büyük tecrübemiz yoktu. Çünkü görmüş geçirmiş değildik, teorik eğitim alıyorduk yalnızca. Bu fırsatı görünce hemen girdik. Araç tabii ki verimlilik kulvarında çok iddialı değildi fakat girdiği yıl, yani oluşturulduğu sene bu proje yarışa girmeye hak kazandı ve yine ödül aldı. İkinci senemizde iki araçla birden katıldık. Bir tanesi verimliliğe dayalı Baysal Elektromobil, İzzet Baysal'ın soyadını taşıyan. Öbürü ise yine Ayvaz 2.0. Ekinci, Ayvaz Neo'nun yarışmayı en hızlı tamamlayan araç olduğunu da belirterek araçta performansa da önem verdiklerini vurguladı. Takım olarak amacımız şu, verimlilik kulvarında giderken aslında tasarımdan kopmamak. Göze hitap etmenin yanı sıra aslında konforlu, insanların da kullanabileceği araçlar yapmaklar. Araca benzemesi gerçekten yani. Bu hususta Ayvaz 2 çıktı, ondan sonra turuncu bir hal aldı. Ayvaz 2.1 oldu. En sonunda yine verimliliğe göz kırpacak şekilde turuncu aracımız birazcık ağırdı. Ayvaz Neo'yu ürettik bu yıl. Ayvaz ilk defa yapıldığı yıl kasasıyla bütün elektrik aksamıyla beraber yarışa katıldı ve ödül aldı. Ekinci, öğrencilerin mezun olacağı ancak Ayvaz'ın varlığını sürdüreceğini de dile getirdi. Efficiency Challenge 2022 verimlilik yarışı olarak geçiyor. TÜBİTAK yaptı. İzmit Körfez pistinde yapıyor. Bu yıl Temmuz ayında yapıldı bu. Seyircilere açık, insanlar gelip izleyebiliyorlar. Gerçek bir yarış gibi araçlar kulvarlarına geçiyor ve yarış başlıyor. Fakat bu yarıştaki amaç birbirine geçmek değil. Bu yarıştaki amaç toplam 30 sudan oluşan yarışta en az enerjiyi harcamak, yani verimlilik. Aracımız buna rağmen performans birincisi aslında hız konusunda, en hızlı tur attık. Aynı şekilde tasarım iddiamızı devam ettiriyoruz.